Diligence Mobilya, burada her şey varı sunar. TGRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz efendim. Bugün de sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, bugün konumuz ağız ve diş sağlığı, çene cerrahisi hastalıkları. Bunlarla ilgili çok önemli bilgiler alacağım. Güzeller güzeli bir doktorumuz var. Hemen kendisini sizlere tanıtmak istiyorum. Doktor Tuğba Develi ile birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhabalar. İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok güzel görünüyorsun. Önce onu söylemeden geçemeyeceğim. Teşekkürler arzu olmuş. Siz de. Çok teşekkürler. Evet, bugün ağız, diş ve çene sağlığından bahsedeceğiz. Yani dişe dair her şeyden bugün bahsedeceğiz programımızda. Lütfen sizler de bizlerle kalın. Hatta mesajlarınızı Instagram sayfamızdan gönderebilirsiniz. TGRT EvoTV'yi takip edip soruları oradan göndermeniz yeterli. Evet, önce şunu sormak istiyorum. Ağız ve diş sağlığı problemi olan hasta öncelikle ne yapmalıdır? Sizin kurumunuzda bu süreç nasıl işliyor? Şöyle, aslında bizim tavsiyemiz hekim olarak ağız diş sağlığı problemi olmadan diş hekimine başvurmak. Çünkü bazen hastaların fark edemediği problemler oluyor. Bunu hekimler fark ediyor ve çok daha kısa sürede ve maddi olarak daha hastaya külfet olmayacak şekilde bu problemleri ortadan kaldırıyoruz. Ama hasta acil bir durumda, yüzü şişerek geldi, işte yüzüm şişti, şöyle oldu, böyle oldu. O zaman problemleri çözmek ve çözümlerimiz daha dar oluyor. Tabii ki yine çözüyoruz problemleri ama şöyle bir topluma baktığımızda çok fazla işte diyabet problemi var, tansiyon problemi var ama kesinlikle herkesin bir diş problemi var. Ve bu diş problemlerini görmezden geldikçe bunları çözmek de daha zorlaşıyor. Yani benim tavsiyem her zaman 6 ayda bir diş hekiminizin olması ve ona başvurmanız. O zaman çok daha küçük problemken problemler ortadan kalkacak ve çok daha böyle sağlıklı, güzel gülümsemeleriniz olacak. Harika. Ama bir probleminiz var tabii ki, problem var ve karar verdiniz. Artık çocukları evlendirdiniz, işte evinizi aldınız, arabanızı, artık dişlerime yönelmek istiyorum diye bir yol çizebilirsiniz. Böyle bir yol haritasında da kesinlikle şunu bilmenizde fayda var. Ağız tek başına bir organ, tek başına bir bölüm değil. Bütün vücuda bağlı ve vücudun eşiği aslında. Yani kapısı. Biz vücudu nasıl açıyoruz? Ağızla açıyoruz. Çok doğru. Ve bu ağızdaki bir problem vücutta da bir probleme yol açabiliyor. Ya da vücutta oluşan bir problem ağızda bir belirti ortaya çıkarabiliyor. O yüzden her şeyden önemli biz bu eşiğimizi temiz tutmalıyız. Ve eşiğimize gereken önemi göstermeliyiz. Bunun için de kesinlikle diş hekimine başvurmamız gerekiyor. Çünkü biz göremeyiz. Orada 32 tane dişimiz var. O dişin arkasında ne var? Ortasında ne çıktı? Bir şey mi büyüdü? Bir şey mi oldu? Biz bunun farkına varamayabiliriz. O yüzden kesinlikle daha problemler oluşmadan başvurmalıyız. Ama problem oluştu. Ne yapacağız? Ben yıllardır dışarıda da çalıştım. Başka hastanelerde de çalıştım. Ama ben neden üniversite hastanesini tercih ediyorum? Evet. Çünkü kendimi çok rahat hissediyorum. Bu vücudun bir parçası ağızla ilgilendiğimde ben aslında vücudun her yeri de etkilediğini biliyorum ve bununla ilgili uzmanlarla multidisipliner çalışmak, multidisipliner yaklaşmak, ağızdaki bütün problemleri çözmek açısından ben kendimi rahat hissettiğim için de hastaların da daha çok, yani tavsiye ettiğim, eğer buna ulaşabilmeleri kolaysa üniversite hastanelerinde diş tedavilerini gerçekleştirmek. Çünkü bu ayrı bir parça değil. Yani bu parçayı siz bir tabii ki muayenehaneye de gidebilirsiniz, işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ama bir hastanede bunları gerçekleştirdiğinizde çok daha içiniz rahat edecektir. Hekimin de, hastanın da. Yani şöyle, sizin dediğinizden anladığım, üniversite hastanesinin bünyesinde hizmet almak daha avantajlı. Evet. Değil mi? Ya çünkü
Mesela implant yaptırmak istiyor hasta ve 65 yaşında bir kalp problemi de var. Bir muayenehaneye gidiyor. Tamam, o da doktoruyla yazışmalarda bulunuyor. İşlemleri gerçekleştiriyor. Ama o işlem sırasında hastanın nabzı artabilir. Tansiyonu yükselebilir. Böyle bir durumda bazen sadece diş hekimi ya da çene cerrahisi bunda yeterli kalmayabiliyor. Ve biz anestezi doktorundan ya da dahiliye doktorundan bir yardım isteyebiliyoruz. Yani tam teşekküllü bir hastanede her işlemi gerçekleştirmek çok daha güvenli. Ben bu yüzden yani üniversite hastanesindeyim. Çünkü ben hekim olarak görevimi yerine getirmek istiyorum. Bir dişçi olarak değil. Çünkü bu gerçekten vücudu çok etkiliyor. Bütünsel görmek istiyorum hastayı. Hasta muayenehane odamıza geldiği andan itibaren bütün aslında vücudunu inceliyoruz biz. Sadece ağzını değil. Ve biz sadece diş hekimleri bu bölgede özelleşmiş uzman hekimleriz. Ama diğerleriyle bağlantılı. Benim çok tavsiyem mantıklı, kesinlikle evet. Özellikle mesela hani yurt dışından hastalar geliyor ve bir kampanyalar var. İşte şurada diş implantı şu kadar. Evet. Sonra üstünün hemen protezle yükleniyor gidiyorsunuz. Hı-hı. Ama sonrasında mesela hasta bir yıl sonra geldiğinde bazen o hekime ulaşamayabiliyor. Ama belli başlı üniversite hastanelerinde ben mesela 6 yıldır hastanede şu an görev gördüm, hastanede çalışıyorum. Mesela bir gün önce, 5 yıl önce yaptığım implant hastası geldi. Ne gerekiyorsa, çünkü bir implantı yapıyorsunuz ve o size evet ömür boyu bunu kullanacaksınız diye bir garanti veremiyoruz. Arada bir bakımları gerekiyor. Ve o bakımlarını da en iyi yapan kişi gerçekleştirir. Çünkü biliyor kemik ne durumdaydı, ben implantı nereye yerleştirdim, nasıl bir problem ortaya çıkabilir. Ve o hastayı gözlemlemek açısından da yani benim tavsiyem kendinize değer verin ve diş sağlığını sadece bir parça olarak görmeyin. Vücudun bir parçası olarak görün ve bunu tam teşekküllü hastanelerde gerçekleştirin. Gerçekten çok güzel aydınlattınız bizi. Ben hiç öyle düşünmemiştim. Ama şu anlattıklarınız gerçekten çok büyük bir avantaj sağladığını bir kez daha anlamış oldum. Çünkü artık tamamlayıcı tıp var. Hı-hı. Yani insanın psikolojisi, sistemik hastalıkları, işte diş sıkıyor mu, sıkmıyor mu, ne problemleri var, kulak çınlaması var mı? Ve bunların çoğu ağız bölgesinde etkileniyor. Yani ya ağız bölgesi bunları etkiliyor ya da bunlar ağız bölgesini etkiliyor. Hı-hı. Ve bunların hepsini bütünsel bakmamız gerekiyor. Evet. Çok doğru. Peki hazır implanttan bahsetmişken implant nedir? Tedavisi nasıldır? Onu öğrenelim. Şimdi implant yaşla birlikte bazen de dişlerimize iyi bakmadığımızda dişlerimizi kaybediyoruz. Ve kaybettiğimiz dişleri çekiminden sonra kaybettiğimiz bölgelere en doğal onları taklit edecek şey implant tedavisi. Yani dişin kökünü taklit eden bir vida. Alternatifi nedir? Mesela oraya bir vida yerleştirmeyip yandaki dişlerin en koruyucu kısmını kesip oraya bir köprü yerleştirmektir. Ama ne oluyor? Köprüyü yerleştiriyoruz. Yandaki diş doğal ama burada bir porselenimiz var. Yandaki dişle bunun mukavemeti de farklı olduğu için estetik olarak da farklı görünüyor. Ama onun yerine hiç dişlere zarar vermeden sadece kaybettiğimiz bölgeye bir implant yerleştirmek, titanyum vida yerleştirmek ki bu titanyum vida yıllar öncesinde İsviçre'de ilk ortopedist bunu ortaya çıkardı. Normalde de ortopedide kullanılan titanyum plaklar var. Yani vücuda hiçbir zararı olmayan biyo uyumlu bir materyali yerleştiriyoruz kök olarak. Üstüne de kaplama yerleştiriyoruz. Yani aslında iki aşamalı bir tedavi. Önce cerrahi ameliyatla yerleştirme ama ameliyat deyince hastaların korkmasına hiç gerek yok. Diş çekiminden bazen daha basit oluyor. İmplantı yerleştirdikten, o kemikle kaynaştıktan bir süre sonra da kaplamasını yapıyoruz. Yani yandaki dişlere hiç zarar vermeden boşlukları tamamlıyoruz implant tedavisiyle. Evet. Peki herkese implant yapılabilir mi? İşte şeker hastaları, tansiyon problemi olan hastalar ya da kalp rahatsızlığından dolayı bir sürü ilaç kullanan hastalar da implant yaptırabilir mi? Evet, şöyle bunun indikasyonları var, kesin yapılamayan durumlar var.
orta dereceli yapılıp yapılmayacağı soru işareti olan vakalar var. O yüzden zaten ben üniversite hastanesini bu yüzden anlatıyorum. Böyle bir hasta geldiğinde hayır size implant yapılamaz diye biz göndermiyoruz. Doktoruyla bir bağlantıya geçiyoruz. İşte kalp rahatsızlığı var. 6 ay önce bir anjiyo geçirmiş ya da kalp pili takılmış ya da bypass olmuş. Bu durumlarda neler yapacağız? Ya da kullandığı ilaçlar mesela kan sulandırıcı kullanabilir. Evet. Biz implant yaparken çok kanayabilir. Biz bunların hepsini konsültasyonla yani doktorla ortak karar vererek bu hastamız için hangisi uygun olur ve o rejimler düzenlenerek mesela ilaç değişikliği olabiliyor. Ya da doktorun bize tavsiyesi oluyor. Diyor ki ilk 6 ay bir şey yapma diyor. Yani yeni kalp krizi geçirmiş. Yani şu an gerek yok. İlk 6 ay biz sadece kanama olmayacak şekilde hastanın rutin muayenelerini yapıyoruz. 6 ay bekliyoruz mesela. Daha sonra çünkü kalbini yormamamız gerekiyor. O yüzden hastanın önce sistemik durumu önemli. Yani sistemik durumu kontrol altına alındıktan sonra hiçbir sakıncası yok implant yapılmasının. Harika. Biliyorsunuz ki çoğumuzda bir diş koltuğu korkusu var ne yazık fobisi. Ki. Fobisi. Bu bende de vardı. Gerçekten mi? Mesela çocukken ben Malatya doğumluyum. Annem sigorta hastanesine götürdü. Bir de doktor bir de kızardı. Bu çocuğa hiç terbiye vermemişsiniz. Çünkü ben kaçardım. Bana çünkü anlatmazdı o hekim. O yüzden ben mesela şu an hastalar ilk geldiğinde bir karşıma alıyorum. Hemen ünitte, box'ta karşılamıyorum onları. Bir karşıma alıyorum. Neyle karşılaşacaklarını anlatıyorum. Çünkü bu gerçekten korku verici bir durum. Ve hele de hekim anlatmazsa iyice korkuyorum. Ne olacak bu sesli bir alet geliyor. Bu alet neremi, acaba dilimi mi parçalayacak, yanağıma mı girecek? Doktor bana sinirlenirse ne yapacak falan. Bunlar çok normal. Ama artık günümüzde bu dental fobiyi yenmek adına da hekimler çok güzel çalışıyor. Yani hastayı önce bilgilendiriyor. Çok küçük bir işlem olabilir mesela hekim için. Ya oraya sadece bir dolgu yapacağım ama o hasta açısından kaç gündür uykusuz kalabilir kesinlikle. O dolgu için. O yüzden hastayı önce karşımıza alıp şu 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 işlemler yapacağız. Hiç canınız acımayacak. Çünkü biz artık can acıtmamalıyız yani. Harika. Şimdi ekranda da Çiğdem Hanım var. Çiğdem Hanım da böyle televizyoncu aynı zamanda. Öyle mi? O hastaya mesela yıllardır demişler ki size hiç implant yapılamaz, diş yapılamaz. Çünkü çok erime var üst çenesinde, hiç kemik yok. Böyle durumlarda da mesela en kötü durumlarda zigoma, elmacık kemiğine uzun implantlar yapıyoruz ve hasta sabit protezini kullanabiliyor. Aa, harika, evet. Yani bu hastamız mesela en ekstrem hastalardan hiç implant yapılamaz denilip yola çıkan bir hasta. Yani sağdaki gibi durumda kaldığında hasta kendini çok yaşlı, çok kötü hissediyor. Ama kesinlikle. Dişleri olduğu anda kendine güveni artıyor, duruşu değişiyor. Rahat gülümsemek için kesinlikle çok önemli. Aynen. Diş sağlığı da çok önemli. Nelere dikkat edelim diye onu soracağım ama bu implant sırasında bir eminim bizi izleyen hasta yani yaptırmak isteyen implant merak ediyordur izleyicilerimiz. Acı duyacak mı? Ameliyat yaparken lokal anestezi mi, genel anestezi mi gerekli? Ya da implant çok korkan, gerçekten korkusu olan uyutarak ameliyat yapılabilir mi? Onları konuşalım şimdi. Şimdi normalde lokal anestezi altında gerçekleştirdiğimiz işlemlerde hasta sadece değdiğimizi, dokunduğumuzu hissediyor. Yani mesela diş çekimi sırasında bazen bir kuvvet uygulayabiliyoruz. Hasta o kuvveti hissedebiliyor ki zaten daha az kuvvet uygulayarak dişleri çekmemiz gerekiyor. Ama implantta kuvvet de yok. Sadece yerimizi açıyoruz. O sırada bir miktar serum oluyor. Hastayı uyarıyoruz. Yani serum gelecek ama bu steril. Yutabilirsiniz. Çünkü hastada genelde şöyle oluyor. Evet. Uyarılmadan serum geliyor orada. Sesler geliyor. Ama biz bunları anlatırsak yani böyle bir ses gelecek. Serum gelecek. Biz alıyoruz serumu ama fazlasını yutabilirsiniz. Burundan nefes alabilirsiniz. Yani heyecan yapmayın. Sakin sakin bir dinlenmenize bakın. Çünkü o dişçi koltuğu aynı zamanda o kadar rahat bir koltuk. Hem çok korkutucu ama aynı zamanda da çok rahatlatıcı. Biz bazen böyle hasta aralarında dinlenmek için koltuğa yatıyoruz yani. O koltuğun tadını çıkarın diyoruz. Yani
Lokal anestezi yaptıktan sonra hiçbir şey hissetmiyor hasta. Sadece lokal anestezi yaparken ki öncesinde topikal ajanlar uyguluyoruz ki oradaki diş eti mukoza da uyusun. Ama onlar diyelim ki bir miktar uyuştu, sadece iğnenin girişini hissediyor hasta. Ondan sonra hiçbir şey hissetmiyor. Ve biz zaten hastanemizde işte o ayrı şey kullandığımız şeyin sesini de gidermek için hafifletici, böyle sakinleştirici müzik açıyoruz. O sırada hastayla konuşuyoruz. Şöyle oldu, böyle oldu. En önemlisi zaten o sırada hasta. Yani hekim, hekimin bütün gözlemlerin hastada olması gerekiyor. Yani bazı, mesela ben kendi anılarımdan biliyorum. Ben Malatya'da ortaokuldayken Ankara'ya ortodontik tedavi için gelirdim. Biz böyle ayda bir onun için hazırlanırdık, gelirdik. Annem işte Malatya kayısıları falan getirirdi. O kadar hediye getirirdik hekime. Hekim sağ olsun oradan, aa ben de oğlun işte Londra'ya gönderdim. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ben öyle ağzım açık. Orada başkalarıyla konuşuyor. Ben böyle hediyeleri veriyorum. Mahcup bir şekilde çıkıyorum. Ama benle mesela çok fazla ilgilenmezdi. Çok hocaydı mesela. Benim gözümde şeydi böyle. Aa, demek ki hoca olunca böyle oluyor. Öyle değil artık. Yani benim sonra Ankara'da ben bir hocayla tanıştım. Benim hocam Kenan Araz, buradan çok sevgilerim, saygılarımı sunarım. Hocamız profesördü, Hacettepe mezunu. Hastayla el ele gelirdi kliniğe. Ne güzel. Oturturdu. Hasta hep, yani ameliyat yaptığı sırada bütün konsantrasyonu hastada. Şöyle mi, iyisiniz, böyle mi, gözleriniz açık olsun, şimdi buraya şunu uygulayacağız, bunu yapacağız, hadi bitti, hadi geçmiş olsun, böyle bitirirdi. Yani bence bu empatiyle çok alakalı bir durum. Yani siz kendinizi hasta olarak o koltukta nasıl bir hizmet beklerdiniz? Bunu biz diş hekimleri olarak da, çene cerrahları olarak bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve hastaya da sonrasında anlasa da anlamasa da anlatmamız gerekiyor. Mesela işte kemiği şuradan aldık, şununla karıştırdık, buraya koyduk. Ya hastanın çok hoşuna gidiyor çünkü böyle şey, bana mı yaptınız onu? Hiç hissetmedim ama. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki ben şöyle bir şey düşündüm. Acaba çocukluğunuzda hani böyle doktorlarla belki çok kötü anılar olduğu için mi şu anda diş hekimi olabilir oldunuz? Çünkü ben hep bir açıklama isterdim. Aha. Yani ben oraya gittim. Beni korkuttu mesela. Direkt bana aeratörüyle yaklaştı, böyle bulgu yapacağım. Bana anlatmadı. Ben korktum, kaçtım. Ama mesela şu an ben oraya almadan önce hastayı oturtuyorum. En küçücük bir işlemde bile yani. Bir diş çekimi. Bizim için artık yani diş çekimi. Ama hastaya anlatıyorum. Oraya bir iğne yapacağız. Bir şey hissetmeyeceksiniz. Sadece birazcık böyle bir kuvvetimizi hissedeceksiniz. Ama orada da müdahale edebilirsiniz. Yani bu sizin ağzınız ya. Biz sizin ağzınızda belki çalışıyoruz. Belki binlerce diş çektiniz ama belki o gelen hasta daha hayatını evet, ilk defa çektirecek. Hani şöyle bir şey yok. Siz oturun ya, tamam orada hazırlayın. Ben çat çektim. Bu yok ama. O dediğiniz gibi bilgi çok önemli evet, bence. Evet. Yani hasta aydınlanınca hastayı. Yani çok mesela şöyle gelen hastalar var. Ben kesinlikle diş fobim var. Ben kesinlikle oturamam diyen evet. hastalar var. Ben diyorum ki bir kere deneyin ya. Bir oturun, bir konuşalım. Oturuyor. Konuşuyoruz. Sonra diyorum ki mesela bir işlem var. Sadece o işlemden başlayalım. Bir bakın. Siz yine istemezseniz sizi uyuturuz. Çünkü bizim hastanemiz buna elverişli koşulları olan, istediğimiz şahane. Zaman sedasyon. Yani hastaları da çok zorlamıyoruz diyor. Size kesinlikle oturun, implantı yapacağız değil. Çok korkuyor. Ya tamam, siz bu şansı kaybediyorsunuz. Yani aslında bir şansı kaybetmek. Bir denese korkusu gidecek. Ağrı hissetmeyince korkusu gidecek. Ama hasta bazen gerçekten fobisi oluyor ve onu uyutuyoruz. Yine bütün işlemleri uyutarak gerçekleştirebiliyoruz. Harika, o da olabiliyor. Ama evet. o kadar güzel anlattınız ki benim bile dişçi koltuğuna oturasım yatasım geldi. Gerçekten eminim izleyicilerimiz de şu anda böyle bir oh ya, bu kadar kolay mıymış? Gerçekten. Bence öyle hissediyorlar şu anda. Peki tekrar konumuza dönüyorum. Kemik yetersizliği olan hastalar için nasıl tedaviler evet. uygulanmakta? Artık şöyle bir şey yok. Ya sizin kemiğinize implant olmaz. Siz hareketli protez kullanmak zorundasınız diye bir teknoloji yok artık. Artık her durumda hasta sabit tedavi kullanabiliyor. Bunlar ne oluyor? En çok tavsiye ettiğimiz, yani şeye göre değişiyor. Mesela çok az bir kemik erimesi var. O zaman implantı yaptığımız seans dışarıdan kemiği de koyup
kapatabiliyoruz. Ama hastanın hiç kemiği yok. En tavsiye edilen kendi kemiğini oraya transfer etmek. İşte sosis yöntemi olabiliyor, curry yöntemi olabiliyor ama önce kemik yatağını elde etmek. Çünkü biz istiyoruz ki kalın, yani gerekli genişlikte ve gerekli uzunlukta implantları yapmak. Yoksa mesela çok kötü bir kemik geldi. Biz oraya çok ince ve çok kısa bir implant yapabiliriz ama mukavemeti nasıl olur? Çok kısa, çok ince. Yani ne kadar o kuvveti kaldırabilir ki? Hmm. Ama istediğimiz implantın genişliğini arttırmak, boyunu uzatmak. O yüzden gerekli olan durumlarda önce kemik yatağını elde ediyoruz. Önce kemik yapıyoruz. Yani kendini, çünkü kemik öyle bir doku ki çok şanslıyız. Vücutta sadece kemik ve karaciğer bir problem olduğunda, yani bir kırık olduğunda ya da bir doku kaybında eskisi gibi iyileşiyor. Hmm. Yani bir skar oluşturmuyor. Mesela yüzümüzde bir çizgi oluştu. Orada bir skarımız, izimiz vardır. İz belli olur. Ama kemik hiçbir iz olmuyor. Yani orada biz hastanın doğuştan bir kemiği var gibi bir kemik rejenerasyonu elde edebiliyoruz ki bunu da en iyi kendi kemiğiyle elde ediyoruz. Hmm. Harika. Peki implant ameliyatından sonra hastalar ne zaman günlük rutin faaliyetlerine geri dönebilirler? O da şöyle. Mesela hasta masa başı çalışıyorsa aynı gün bile işini yapabilir ama hastamız sizin gibi ünlü biriyse. O zaman mesela bir hafta dinlenmesini isteriz. Çünkü implant tedavisi sayısına da bağlı olarak ve yaptığımız işlemin boyutuna bağlı olarak şişlikler, morartı, ağrı, konuşma güçlüğü olabiliyor. O zaman da hastaya bir hafta istirahat edin. Mesela böyle işte spiker ya da önemli bir iş var, hoca ders anlatıyor. O zaman bir hafta bir dinlenme süresi istiyoruz. Bu da aynı burun ameliyatı gibi. Yani. Aynen. Peki implant cerrahisini her diş hekimi yapabilir mi? O da şöyle. Şimdi biz de kurslar veriyoruz diş hekimlerine. Diş hekimleri öğrencilerine de üniversitede bunun eğitimini veriyoruz. Ama bu şuna benzer. Yani trafiğe kapalı bir yolda herkes araba kullanmayı bilir. Ama önemli olan oradaki koşullar değiştiğinde gerekli manevraları yapabilmek. Yani sonuçta bu tedaviler sonucu oluşabilecek komplikasyonlar var. Çünkü insan vücuduna yapıyoruz. Biz makineye yapmıyoruz. Ve önemli olan bu komplikasyonlara ne kadar alışkın ve bu komplikasyonları doktor, hekim ne kadar çözebiliyor? Bu da bu konuda uzmanlaştıkça bu oluşabilecek komplikasyonlar da azalıyor ve komplikasyonlar oluştuktan sonra da çözüm de daha kolaylaşıyor. O yüzden benim tavsiyem, yani hastaların ulaşabildikleri uzman hekimlere bunları yaptırmak. Çünkü bu çok maddi olarak gerçekten hastaların, mesela biz ne yapıyoruz? Bazen diş hekimleri deyince aynayla girip arabayla çıkıyor ağızdan. Öyle bir tabir var. Yani bu gerçek olabilir. O yüzden de madem öyle, siz çok bunu uzman hekimlere yaptırın. Yani ben burada gelip bana yaptırın demiyorum. Zaten çok hastam var. Buraya gelmeden önce o kadar hastalara bakıp geldim. Daha çok olsun inşallah. Ay, bu nasıl? Hakikaten daha çok olsun. Çünkü enerjiniz o kadar iyi ki. Ben şahsen doktorumun sizin gibi olmasını isterim. Teşekkür ederim. Ya bu empati, bence bütün mesleklerde bu önemli. Yani kuaföre bile gitseniz o empati yapacak. Yani bu bana geldi, nasıl bir saç ister ya da ne da onu daha mutlu eder. Bu her meslekte öyle. Ben de çok severek yapıyorum bu mesleği. Ama o kadar belli ki şu an anlatırken ben onu o kadar çok hissediyorum ki gerçekten. Teşekkür ederim. Sizin sunuculuğunuz gibi. Ay çok teşekkürler. Ay böyle iki kadın olunca böyle yayında iltifatlar. Ama hakikaten öyle. Peki şimdi tekrar dönmek istiyorum. Komplikasyon olabilir dediniz. Evet. Nasıl, ne gibi komplikasyonlar olabilir? Yani bu komplikasyonlar o implantın kaybına varacak kadar ya da mesela öncesinde anestezi yapıyoruz. Çok kalbi hızlandıracak bir anestezi yaptığımızda, hasta kalp problemi varsa bununla ilgili, yani kalp krizine gidecek kadar komplikasyonlar oluşabilir. O yüzden bu gerçekten ciddi bir durum. Evet. Yani vücuda yapılan hiçbir işlem
ciddiyeti az olmayacağı için de gerçekten hani uzman eller ve tam teşekküllü hastanelerde yapılması gerekir. Peki çok çeşitli implant markaları var. Evet. Bu implant markasına hasta mı karar veriyor? Hekim. Hekim mi yoksa birlikte mi karar veriyorlar? Aslında şöyle. Günümüzde bu çok iyi bir pazar olduğu için çok fazla artıyor. Hı hı. Her gün implant firmaları artıyor. Evet. Ama mesela bizim hastanemizde anlaşmalı olduğumuz 4-5 tane implant markası var. Ve şöyle oluyor. Hastayı muayene ettiğimizde onun kemik yapısına... daha önce söylemiştim, iki aşamalı bir tedavi. Hı hı. Yani cerrahi ve protetik aşama. Hı hı. Ve protezi yapılıyor. Biz protez uzmanı ile birlikte hastayı değerlendiriyoruz. Çünkü implantların çok fazla çeşit protetik üst yapı değişik farklılıkları olabiliyor. Hı hı. Ya da implantın işte kısa implant, geniş implant, dar implant farklılıklar, hı hı, olabiliyor. Aslında biz protez uzmanı ile birlikte hastanın başında klinik ve radyografik muayenesi sonucu ideal bir implanta karar veriyoruz. Hı hı. Ama tabii ki hastanın maddi durumu da bunda etkili, hı, ve hastaya seçenekler sunuyoruz. Güzel. Yani sadece şu değil, hani sizin şu kadar paranız varsa biz bunu yaparız. Onun haricinde de artık siz hani implantsız ya da dişsiz devam edin değil. Hastanın durumuna göre de yine optimum sonuçları aslında... hekimler, multidisipliner olarak ve hastayla birlikte karar veriyoruz, hı hı, buna. Onun için onu ne mutlu eder? Yani mesela bir alt çene dişsiz 7 implant yapıp sabit de yapabiliriz. Hı hı. 4 implant yapıp yine sabit yapabiliriz. 2 implant yapıp implant destekli protez de yapabiliriz. Yani hastanın neye yumuşak dokuları ve bütün kemik, bütün bu bölge... neye daha elverişli ve bütün seçenekleri de hastaya sunmamız gerekiyor. Yani şu değil, ben şuraya kadar bir tedaviyi biliyorum. Mesela üst çenede zigomatik implantı yapmayı bilmiyorum. O zaman hastaya da şunu dememem gerekiyor. Yani sizin ya şunu yaptıracaksınız ya dişsizsiniz değil. Değil. O zaman şöyle bir merkeze yönlendirebilirim. Elmacık kemiği implantı yapar, yine sabit bir tedaviniz olur. Yani aslında hastaya sunduğumuz tedaviler... sadece bizim bildiğimizle sınırlı kalmamalı gerekiyor. Yani o hastalıkta bütün tedavi seçeneklerini hastaya sunmalı ve bunlardan istediğinizi siz hasta bunu elde edebilmeli. Eğer hasta bir tedavi istiyor ve siz yapamıyorsanız da yapan birine yönlendirmeniz gerekiyor. Çünkü bu bir vicdan meselesi. Hı hı. Hasta çok fazla bunun farkında olmayabilir. Şöyle durabilir, ya bana implant yapılamıyormuş, ne yapayım? Ömrünün sonuna kadar hareketli protez kullanabilir. Yazık yani, o hastaya kesinlikle yapılabilir. Artık çünkü teknoloji çok gelişti. Çok, evet. Ve ülkemizde gerçekten Türkiye olarak ben çok fazla Amerika'ya da gidiyorum, kongrelere gidiyorum. Hı-hı. Hiçbir zaman biz Türkiye'de yaptığımız tedaviler daha aşağıda tedaviler değil. Biz hep aynı seviyede, hatta bazen daha da yukarılarda. Tam tersi, yurt dışından da çok hastalar, evet, geliyor sonuçta Türkiye'ye, değil mi? Onları gerçekten, aha, gerçekleştirebiliyoruz. Çok hızlı gelişiyor diş hekimliği Türkiye'de. İmplant cerrahisi tamamlandıktan sonra hastaları nasıl bir süreç bekliyor? Şöyle, orada bir diş etini açıyoruz, implantı, aha, yerleştiriyoruz, dikiyoruz. Diktikten sonra 5-7 gün içinde yumuşak doku kapanması, aha, ortaya çıkıyor ve bir hafta sonra dikişleri alıyoruz. Hı hı. Sonra implantın kemikle birleşme süresi var. Bu da 2 ile 4 ay arasında, hı hı, kemik kalitesine göre değişiyor. O süreyi beklerken de hastaları ayda bir kontrollere çağırıyoruz. Tabii bu sürede de hasta dişsiz kalmıyor. Geçici bir protez kullanıyor. Hı. Ya da eğer implanta kemiğe uyguladığımız vakit iyi bir kuvvet alıyorsak da üstünü yükleyebiliyoruz. Yani artık mesela bir diş çekimi için geldi hasta, dişi çekip aynı seansa implantı koyup aynı seansa proteze kadar yapabiliyoruz. Peki, eğer uygunsa sağlığı, kemik, aha, sağlığı. Peki o protez aşamasına ne zaman geçiliyor ve her şey tamamlandıktan sonra da kontrollerin ne sıklıkla yapılması bu gerekiyor? Bu da şöyle, implantı yerleştirdik. 2-4 ay arasında kemikle birleşti. Sonra diş eti şekillendirmesi yaptık, protezini yaptık. Protezi yaptıktan sonra hastaya, aa tamam sizin her şeyiniz oldu artık gidin 10 yıl gelmeyin diye bir şey yok. Hasta normal
rutin, kendi dişlerini ne kadar sürede bir takip ettiriyorsa, yani normalde 6 ayda bir zaten takip gerekiyor. İmplantlarını da öyle takip ettirmesi gerekiyor. Yani implantın içinde damar sinir yok, ağrı yok. Mesela bir dişimiz ağrır, neden? İçinde çünkü sinir var, damar var, o diş çürür ve çok ağrı yapar ve diş hekimine öyle başvurur. Ama implantta ağrı yapacak bir durum yok. Ama bu şunu göstermiyor, yani ağrım yok, o zaman ben bu implantı da yaptırdım, o kadar da para verdim, o 10 yıl, 20 yıl bu implant benle diye bir düşünce yok. Her zaman kontrollere gelmeli. Diş eti sağlığı açısından, implantın etrafındaki dokuların değerlendirilmesi açısından en az 6 ayda bir kontrolleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Evet, sorularım var, sorularım bitmedi ama kısacık bir ara verelim. Aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Jans Mobilya'nın sunduğu Burada Her Şey Var, reklamlardan sonra devam edecek. Jans Mobilya'nın sunduğu Burada Her Şey Var devam ediyor. Evet, reklamların ardından Burada Her Şey Var tüm hızıyla devam ediyor. Konumuz implantla devam ediyoruz yine. Aslında biraz bahsettin ama ben gerçekten merak ediyorum. Çünkü implant tedavisi yaptıran çevremde arkadaşlarım var. Ve ben onları 3-4 aydır bazılarını dişsiz görüyorum. Yani o sürede dişsiz kalmak mı gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor yani? Hani o şekilde görüntü de kötü. Evet. Yani... Aslında insan hayatında 3-4 hayat çok önemli. 3-4 ay kesinlikle bile çok önemli. Biz hastalara genellikle olabildiğince bir geçici protez yapıyoruz. Ama bazen mesela distraksiyon osteogenezi diye bir şey var. Hani bu bacak kemiklerini uzatma işlemi gibi. Biz çene kemiğini de uzatabiliyoruz. Hani o sürede çok ekstrem büyük yaptığımız cerrahilerde bazen gerçekten oraya bir protez görüntüsü veremeyebiliyoruz. Ama... Çoğu zaman yani %90 hastaya bir geçici protez uygulayabiliyoruz. Evet. Ben de mesela istemem ön dişimi kaybedip burada 6 ay boyunca dişsiz olmaktansa bunun kesinlikle çareleri var. Evet. Geçici protez yapılabiliyor. Bir de görüntüyü bırakıp ama yemek yeme, o zaman evet, hep sıvı beslenecek. Aslında şöyle oluyor. Genelde çene ameliyatları ya da implant ameliyatları sonrasında hastalar bir miktarda kilo kaybediyor. Günümüzde de bu kilo kaybetmek üzere olduğu için. Ama yine de biz geçiciyi yapıyoruz. Yine hani kaybedecekse kilosunu öyle kaybetsin. Aynen. Peki diş şekilde hemen implant yapılabiliyor mu? Yoksa belirli bir süre yine beklemek gerekiyor mu? O da şöyle. Eğer hastada böyle akut bir apse yoksa mesela... absesi var ve biz diş çektik. Aynı seansa implant yaparsak o implantı da vücut atar. Kabul etmez. Ama... Eğer mesela kronik bir enflamasyonu var, lezyonu var, genelde lezyon olduğunda da bir süre bekliyoruz. Ama bir aktif bir enflamasyon yoksa, kemik buna müsaitse genelde diş çektikten sonra implant yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü diş çekiminden sonra implant yapmadık, orada bir miktar kemikte rezorpsiyon oluyor, erime oluyor. Çünkü vücut hemen şöyle bir şey, buradaki fonksiyonum bitti hemen. Ben eriyeyim. Yani kemikte hemen bir erime, aşağıya doğru vertikal kemik kaybı oluşuyor. Ama oraya bir implant yerleştirdiğimizde vücutta şöyle bir şey oluyor. Burada bir şey var. Ben erimeyeyim. Hani ben bu implantın etrafını sarmalıyım diye normalde fizyolojik olarak erimesi gereken kemik yapılan çalışmalarda erimiyor. O yüzden olabildiğince eğer bir lezyon yoksa, kemik buna müsaitse diş çekiminden hemen sonra implant yapmayı biz de tercih ediyoruz. Harika. Peki kaybedilen her diş yerine bir implant mı yerleştirmek gerekiyor? Şöyle mesela bir diş kaybettiniz. Tek diş kaybettiniz, o zaman tek implant. Ama mesela 3 tane dişiniz eksik, o zaman 2 tane implant yapıyoruz, 3 tane kaplama yapıyoruz. Ya da mesela üst çenede tamamen dişleri... Yok bir hasta, yani 14 tane dişi eksik,
7 ya da 8 tane implant yapıp üstüne 14 tane kaplama yapabiliyoruz. Peki All-on-4 tekniği nedir? All-on-4 tekniği de şöyle bir teknik. Eğer hastamız tamamen dişsiz ve tamamen dişsizlikle birlikte kemik erimesi var ve yumuşak dokuda da bir atrofi var. Yani yumuşak dokuda da kayıp var. Çeneler arası mesafe artmış ve hasta sabit bir tedavi istiyorsa eğer, daha az cerrahi olarak tedavi istiyorsa açılı uzun implantlar yerleştiriyoruz. Ve aynı gün hasta dişli bir şekilde klinikten, hastaneden ayrılıyor. O da nasıl oluyor? Öncesinde bir protez yapıyoruz. Sonra implantları yerleştiriyoruz. Protezi implanta sabitliyoruz. Eğer implantları yerleştirdiğimizde iyi bir kuvvet alırsak, gereken kuvvetler var. Onları alırsak hasta, dişsiz gelen bir hasta aynı gün dişli bir şekilde hastaneden ayrılabiliyor. Harika. Herkesin de istediği bu. Evet. Kesinlikle. Ama bu da şöyle bir şey. Öyle bir şey ki mesela çene kemiği çok iyi, çok güzel kemiği var. O zaman All-on-4 tavsiye etmiyoruz. O zaman en doğala yakın en iyi tedavi oluyor. Yani en doğala yakında oraya 7-8 tane implant yapıp normal 14 tane kaplamasının olması. Çünkü çok fazla kaybı yok. Yumuşak dokuda kayıp yok, kemikte çok kayıp yok. O zaman neden kayıp var gibi daha zor o açılı implantları yapalım? Yani hastadan hastaya, kemikten kemiğe değişiyor tedavi seçeneğimiz. Ama her hastanın kabul edeceği, isteyeceği tedavi hekimle birlikte kesişip o an yapabiliyoruz. Yani implant tedavisi olmaz deneyeceğimiz vaka artık neredeyse yok. Evet, şimdi çene ameliyatlarından sormak istiyorum. Yaygın görülen çene ameliyatları nelerdir? Nasıl bir tedavi süreci işliyor? Evet, şimdi şöyle. Bir yüze baktığımızda en çok dikkat çekici bir alanlar gözler ve dudaklar. Bu yüzden şanslısınız. Siz de öyle. Çünkü neden? En çok hareketli dokular gözler ve dudaklar çevresinde. Yani çok en çok hareket ettirdiğimiz bölgeler bu. Mesela bir kişinin alnına kadar güzel diye çok fazla bir şey olmaz. Evet. Çünkü hareketsizdir orası. Ama hareketli dokular etrafı bakış açısı daha fazla oluyor. Ve şimdi bu ağız bölgesi de en çok dikkat çeken bölgeler arasında. Bazen de çeneler doğuştan mesela üst çene daha geride konumlanabiliyor. Alt çene Sakıp Sabancı gibi mesela daha önde konumlanabiliyor. Ya da yüzde asimetriler olabiliyor. Biz de çene cerrahisi olarak bu çeneleri normal kafa kaidesine göre olması gereken konumlara alabiliyoruz. Ve artık çene ameliyatlarında da sadece kemiği düşünmüyoruz. Yumuşak dokuları düşünüyoruz. Mesela üst çene 5 milim öne aldığımızda burun nasıl olur? Elmacık kemiği nasıl olur? Dudak kontürü nasıl olur? İşte alt çeneyi geri aldığımızda burada gıdık mı oluşur? Hasta zor mu nefes alır? Bunların hepsini düşünerek bu çene ameliyatlarında gerçekleştirebiliyoruz. Onun haricinde dudak damak yarığı hastalarımız olabiliyor. Bunlar da çene ameliyatları yapabiliyoruz. Ya da apne problemi olan hastalar oluyor. Mesela 50 yaşından sonra alt çenesi de geride olduğu için, burada soluk yolu daraldığı için gece rahat nefes alamayan hastalar oluyor. O hastaların çenelerini öne aldığımızda çok daha hava yolunda genişleme oluyor ve hasta daha rahat nefes alıyor. Ve ileri yaşlarda da artık çene ameliyatları çok revaçta. Çünkü neden? Çene ameliyatları ile birlikte kemiksel görüntü artıyor. Ve kemiksel görüntü arttığında yüzdeki yaşla birlikte görülen sarkıklık ortadan kalkıyor. Yüz daha dinç bir görüntü oluyor. Evet, çene ameliyatları da böyle. Öyle. Harika. Peki, bizim izleyicilerimiz çok, bizi yurt dışından da izleyen izleyicilerimiz var Euro olduğu için. Yurt dışından gelecek hastalar için anlattığınız bu tedavi süreçleri ne kadar bir kısa sürede tamamlanır? Onların ne kadar buraya vakit ayırması gerekir? Tedavi sonrası süreç ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Bunu da yurt dışından bizi izleyen izleyicilerimiz için sormak istiyorum. Bütün gurbetçilere selam. Evet, selamlar herkese. Şimdi şöyle, ben de mesela 93'lü yıllarda Almanya'da, dedemler oradaydı. Bir yıl Almanya'da yaşadım.
Ve ilk benim diş dolgularım mesela Almanya'da gerçekleştirdi. Amalgam dolgularım yapıldı. Ve orada mesela çok korkmuştum. Böyle benle daha iletişime geçmeden hemen dolgularımı yapıp yine beni böyle göndermişlerdi. Benim zaten en çok istediğim şey o diş hekimleriyle bir iletişim kurmaktı. O yüzden ben zaten artık çok dik önem veriyorum buna. Önce iletişim, sonra gerçekleştir işini. Sonra yine iletişim. Hı hı. Ama başında ve sonunda kesinlikle iletişim gerekiyor. Kesinlikle. Zaten o Almanya'da, Avrupa'da yaşayan bizim yani Türkler de bunun farkındadır ki birazcık iletişimde eksiklik olabiliyor. Yani ben çünkü teyzemlerden de biliyorum. İşte şu bölüme gideceksiniz, şu olacak ya da bazen çok korkuyorlar. Ya ben kanser miyim, bir şey mi oldu? İletişim çok önemli ve Türkiye'de de hani gönül rahatlığıyla bu tedavileri gerçekleştirebilirler. Ayıracakları zaman da yapacakları işleme göre değişiyor. Mesela implant yaptıracaklar. Geliyorlar. Biz eğer çekim gerekiyorsa dişleri çekiyoruz. Aynı seans implantları yapıyoruz. Sonra zaten bir bekleme süremiz var. O bekleme süresini yine kendi oturdukları yerde gerçekleştirebilirler. İşte Avrupa'ya tekrar dönebilirler. Bir problem olduğunda bizimle iletişime geçmeleri gerekiyor ve implantın kemikle kaynaşma süresini kendi evlerinde gerçekleştirdikten sonra ikinci aşama için tekrar Türkiye'ye gelmeleri gerekiyor. İkinci aşamada protetik protez aşaması. O protez aşaması da genelde bir hafta 10 gün sürüyor. Zaten bizim hastanemizde de her şey dijital ölçü yapılıyor. Her şey çok daha hızlı. Dijital ölçü oluyor. CAD/CAM'le, 3 boyutlu taramalarla hemen protezleri hazırlanıyor hastaların. Zaten dişsiz göndermiyoruz. Mesela hasta geldi, muayeneleri tamamlandı, implantlar yapılacak. Hemen implant ameliyatından sonra bir geçici protezi hazır oluyor hastanın. Yani öyle dişsiz bir şekilde de göndermiyoruz Avrupa'ya ya da gidecekleri yere. O protezleriyle birlikte bir süre o geçici aşamasını geçtikten sonra daimi protezi için tekrar bir dönmeleri gerekiyor. O da genelde bir hafta 10 gün sürüyor. Bir aksilik çıkmazsa daimi protezleriyle tekrar dönüyorlar. Ama bizim isteğimiz hani o implant ve protezler yapıldıktan sonra tamamen dönmeleri değil. Arada bir bize Türkiye ziyaretlerine, bize de kontrollere gelmeleri. Çünkü normal dişimizde bile yıllar geçtikten sonra problemler olduğu gibi implant sonrasında da problemler olabiliyor. Yeter ki hani bizi bulup o problemleri daha başlangıç aşamasında çözmemize olanak tanımalarını istiyoruz. Gerçekten şahane. Doktorunuz Tuba Develi ise diş koltuğu fobisi falan kalmayacak eminim. Peki son olarak genel olarak dişlerimize nasıl dikkat edelim? Ne yapalım? Böyle kapatırken belki de hastalarına da bir şey söylemek istersin. Seni izleyenlere bir şeyler söylemek istersin. Çok teşekkür ederim. Yani diş deyip geçmemek gerekiyor. Dişlerimiz ve ağız bütün vücudun eşiği, kapısı. Ve biz ne kadar sağlığımıza ve görünüşümüze dikkat etsek de ağız sağlığına önem vermediğimizde hem genel sağlığımız etkileniyor hem de estetik olarak görünüşümüz de etkileniyor. Ve bu yüzden hem sağlıklı gülümsemeler ve her şey gülümsemeyle başlıyor. Yani iletişim olsun, özgüven olsun, her şey gülümsemekle ve gülümsemeyi sağladığımızda da görünen perde arkası dişlerimiz. Bunlara hem sağlıklı beslenerek önem göstereceğiz. Sağlıklı beslenmek çok önemli. Yani asitli yiyecekler bunları etkiliyor. Ya da mesela çok fazla estetik kaygılarımızla mesela anoreksi gibi işte kusmalar falan dişleri çok etkiliyor. Evet. Yani her şeyin sağlıklı olanı tavsiye ediyoruz. Sağlıklı beslenme ve her beslenmeden sonra mesela günde 3 kereden fazla diş fırçalamayı da önermiyoruz çünkü aşınmasın diye. Ama mesela çok fazla çay kahve tüketiyoruz. En azından bir kahve içtik, çay içtik. Hemen sonrasında bir su içelim. Böyle bir üstündeki o kalıntılar en azından gitsin. Sararmasın, renkleşmesin. Çünkü beyaz görüntü de aynı zamanda sağlık görüntüsü olduğu için. Dişlerimizi çok düzenli, kesinlikle gece fırçalamadan uyumamak gerekiyor. Yani bu artık bir şey alışkanlığı haline gelmeli. Yani nasıl tuvalete gidiyoruz, aynı zamanda dişlerimizi de fırçalayacağız. Kesinlikle. Her yemekten sonra su içip bir ağızda hiçbir şey kalmamasına önem göstereceğiz. Kesinlikle 6 ayda bir
bir diş hekimi kontrolüne gideceğiz. Çünkü çok dinamik bir yapı. Tükürük hı hı. var. Her yediğimiz bu diş sağlığını etkiliyor. Yani bir bütün tedavileri yaptık ve biz ömür boyunca sağlıklı dişlerimiz diye bir şey yok. Tabii bizim çünkü bakmamız sürekli lazım bir şey sonrası. Değişiyor hı hı. orada. Dinamik bir yapı olduğu için kesinlikle diş hekimi kontrollerine de gitmeli. Ve bir problem oluştuğunda o an çözüme yönelik insanların hedefleri olmalı. Yani şu olmaması gerekiyor. Ben çok etrafımda da görüyorum. Ya çocuğu evlendirelim, evi alalım, arabayı alalım. Sonrasında sonra, da dişimizi çok, yaptıralım. Evet, ama, onu çok duyuyorum evet, ben de. Ama öyle olduğunda hem maddi olarak da çok bir anda çok fazla bunun karşılığını vermek zorunda oluyor hastalar. Bu hani diş hekimleri için çok bulunmaz bir şey. İşte birden geliyor ağız darmadağın birden oraya bir inşa ediyor. Evet. Bir bina inşa eder gibi. Ama benim tavsiyem henüz bir dişinizde problem varken onu ortadan kaldırın hı hı. ki domino taşı gibi çünkü. Evet. Birden hepsinin dinamiği değişiyor. Daha orada problem varken onu ortadan kaldırın. Bir de çocuklara çok fazla hediye olarak mesela ne götürüyoruz? Çikolata götürüyoruz, şeker götürüyoruz. Evet. Hep bir şekere aslında anne sütü şekerli mi? Değil. Yani çocuk insan dünyaya geldiğinden sonra aslında sağlığa yönlendirilmesi gerekirken kesinlikle. Biz onlara hep böyle daha sağlıksız yöntemlerle onları ödüllendiriyoruz. Bundan kesinlikle kaçınmalarını öneririm. Çünkü 28-30 hatta eskiden 32 dişimiz vardı. Ve artık kullanmaya artık 28 diş çıkıyor. Belki de ileride daha da az diş çıkacak. Az dişimiz var. Vücudumuzun sağlığı da yani aslında pamuk ipliğine bağlı. Hı hı. Ve biz daha çocukken o şeyi vermeliyiz. Yani çocuklar dişlerini fırçalamalı, daha az şeker tüketmeli. Evet. Şeker direkt besi yeri dişler için. Yani orada biz besi yerini veriyoruz, mikroorganizmalar da geliyor, çürütüyor, iltihap oluyor, dişi kaybediyoruz, implant tedavisi. Tamam, implant tedavisi çok güzel bir tedavi ama daha oraya gelmeden koruyucu hizmetlerin arttırılması gerekiyor Türkiye'de de ve bütün dünyada yaşayan Türkler için de tavsiyem bu. Yani daha evet. oluşmadan kıymetini bilmek, korumak. Evet. Bunları. Çocukları da bence okullarda birazcık daha üstünde durulmalı. Evet. Çünkü ben 10 yaşında oğlum hala dişlerini fırçala. Hani hiçbir zaman kendiliğinden gidip de yüzünü yıkadıktan sonra ben tekrar gönderiyorum. Fırçaladın gerekiyor. Unuttum tekrar. Ama fırçaladın siz en azından sürekli söyleyin. Aha. Söylemeye devam edin. Bir süre çünkü sonra alışkanlık haline gelecektir. Evet, o alışkanlık haline geldikten sonra uyuyamayacak. Ya ben bir şey eksik kalkayım hı-hı. dişimi fırçalayayım. Siz yokken de onu gerçekleştirecek. Yani bu alışkanlıkları çocukken vermek gerekiyor. Yani kesinlikle. Çocuğu mutlu etmek için şeker yerine diş fırçası, diş macunu verin. Zaten yani eğer şeker iyi bir şey olsaydı anne sütümüz şekerli olurdu. Çok o şekerli doğru, evet. değil. Hiç gerek yok şekere. Peki doğru diş fırçası nasıl olmalı? Onunla da yani not alacağım. Yani böyle zarar vermeyecek şekilde. Mesela çok sert olmayacak. Yumuşak fırça olacak. Önce diş etinden başlayıp aşağıya doğru yapacağız. Ya da aşağı derken diş etinden başlayıp yukarıya doğru fırçalayacağız. Evet. Çünkü biz mikroorganizmaların daha derinlere gömülmesini istemiyoruz. Yüzeye çıksın ve ortadan kaybolsun. Evet. Harika, çok güzel anlattın. Verdiğin bilgiler de gerçekten hepimiz için çok faydalı bilgilerdi. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Seni tekrar masamda görmek istiyorum. Tamam inşallah. Tekrar bekliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Sağ olun. Evet, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın tekrar canlı yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Cans Mobilya burada her şey varı sundu.